Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün elimde bir Meizu 16S geçti. Ben Meizu 16S'i kullanmıştım. Beyaz modelini. Açıkçası siyahının arkası dehşetmiş arkadaşlar. Karbon fiber doku. Size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama muhteşem duruyor. Yani gerçekten muhteşem duruyor. Tarif edilmez. Kamera çok iyi çekmiyor maalesef ama ben hayran kaldım yani. Keşke her modelde bu karbon fiber dokuyu korusalarmış. Gerçekten içerisinde karbon fiber yapı var arkadaşlar. Dokuma. Firma bunu açıklamıştı zaten. Camın iç tarafında karbon fiber dizayn var. Harika. Yani muhteşem duruyor. Ben sizle de paylaşmak istedim. Gerçekten mevzu yapıyor bu işleri. Cihaz tabii ki kılıfsız kullanıldığı için biraz yorulmuş ama iç tasarımından, o iç dizayndan ödüm vermemiş karbon fiberler gayet güzel duruyor. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Daha sonra şöyle kadranımıza yine girsin bu yakışıklı. Meizu 16 TH var. Ya ben hep siyahını kullandım. Mavisi de hiç nasip olmadı. Beyazı da çok şıkmış. Yani bu cihaz gerçekten güzelmiş. Tabii ki parmak izi tutuyor ama arka taraftan bakınca Arka tarafı gerçekten bunu da şık. Ön tarafı da keza şık. Şu anda gerçekten arkadaşlar bu cihazın ön tasarımı da çok güzelmiş yani. Ben beyazını da çok şık buldum. Yani videolarda mesela ekrana sanki daha küçükmüş gibi geliyordu ama hiç öyle bir durum yok. O siyah çerçevesi hiç belli olmuyor. Yani eldeki durumu çok farklı. Özellikle arka kapak ayrı bir tat katmış. Keza çerçevede. Çok güzel bir cihaz gerçekten. Ama yani arka tasarım olarak bu harika. Evet bir de bu garibana bakın. Meizu 16S Pro. Yani bu cihazın zaten siyahı <laughs> üretilmese de olurmuş. Keşke mavisi yani yeşili. Orman yeşili harikaydı bunun. Diğer renkleri de güzeldi. Bu da böyle bu gariban. Kapalı zaten. Yani bu açıkçası onların yanında sönük kaldı. Ama orman yeşili bunun harikaydı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Allah'ımıza emanet olun. Herkese kolay gelsin. İyi günler. Ben Tolga. Burada her şey doktor gözünden.